Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hiç gizli efekest dinlemiş miydiniz? <laughs> bu normal efekest ama gizli efekest modunda yapacağım. Eee Tabi tek fark arada şu pause tuşu var. Söyleyeceğim sözü falan unutursam veya ne söyleyeceğimi bilemezsem o pause tuşuna basacağım ki çok fazla arada boşluk olmasın. Ee, biliyorsunuz bu hafta Eee Üzücü olaylar oldu. İnsanlar öldü. Ee, örgütler birbirleriyle savaşıyor. Ee, terör örgütü de yol kesmeye başladı. Gerçi terör örgütü de diyorum ama e, propaganda yapmamak için bundan sonra terör örgütü diyorum. Ama terör örgütü dediğim zaman da hangi terör örgütü <laughs> diye soruyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü bizde terör örgütü bol. Biliyorsunuz e, şu anda 32 kişi ölmüş bombalamadan dolayı. Zaten e, böyle bir olayın üzerine yani ne olursa olsun üzücü bir üzücü bir olay. Böyle bir olayın üzerine gülmeli, esprili, şakalı, komikli eee bir efekest hazırlamayı düşünmüyordum zaten. Ama aynı zamanda da e, <laughs> Kendimden depresifim Büyük ihtimalle anlatacağım size konuları Birçoğunuz anlam veremeyecek Birçoğunuz ne diyor lan bu diyecek Ne diyor bu mal diyecek <laughs> Yaşayınca anlıyorsunuz arkadaşlar Yaşandığı zaman anlaşılıyor Bu arada araba sesleri geliyor mu bilmiyorum Şu anda e, Türkiye'deyim İzmir'deyim Yani evlenmeden önceki gençliğimdeki evimdeyim Mikrofonun seviyesini 100 yaptım ağzıma iyice yaklaştırdım o şekilde konuşuyorum. saat sesini falan duyuyorsunuzdur belki tik tak falan diye. Şu anda bu saatte saat baya geç. 5. <laughs> yani sabah 5. Baya geç mi baya erken mi artık baya geçi geçti değil mi baya erken oldu. Sabah 5 saat. Ben hala jet olduğum için bana öğlen uykusu gibi geliyor. Ben 2'de yatıyorum, 3'te falan uyanıyorum. Veya şimdi hiç uyuyamadım. Gündüz de uyanık duramıyorum. Böyle jet lag olmayacağım bu sefer herhalde diyordum. Çünkü eve geldiğim zaman çok yorgun olurum diyordum. Eve de akşam 9 gibi gelmiştik. Ama bir şey değişmedi. Ha pardon yani ne 9'u. Çok geç geldik. 11-11.30 gibi geldik. Tam uyuyacak zamanda geldik yani. Gece 11-11.30. Ama e, gene de <laughs> uyuduk hemen. 3 gibi 4 gibi uyandık. Yani eşim de aynı şekilde 3 gibi 4 gibi kendisi kalktı. O biraz daha iyi jet lag konusunda. Gece oldu mu uyuyabiliyor. <laughs> ben gündüz çok uyuduğum için gece uyuyamıyorum. Gece yolcuları moduna girebilmek için e, ışıkları da kapattım. Bu arada demiştim ya size gizli efekest e, tarzı olacak. Büyük ihtimalle bir sürü duraklamalar, ığlar falan duyuyorsunuzdur. <laughs> normal efekestler daha önce demiştim. Normal efekestlerde ığlar fazla olmuyor. Çünkü ne diyeceğimi biliyorum. Ve yanlış konuşmaktan da korkmuyorum. Yanlış bir şey söylersem çünkü edit de sileceğimi bildiğim için. Ancak şu an o kadar dağılmış durumdayım ki edit yapacak gücüm, beynim hiçbir şeyim yok. Biraz biliyorsunuz Size şöyle bir şey demiştim Eğer gerçekten Üzücü bir durum yaşanırsa O hafta sonu Pardon o hafta e, Es geçeceğim Pas geçeceğim demiştim efe yapmayacağım demiştim Ancak şu an dediğim gibi bir iş olarak görüyorum bunu Ve e, zaten de Size anlatmak istediklerim var Biraz ben size açılayım <laughs> Hep siz bana Sorular sordunuz ben sizleri yanıtladım. Şimdi biraz da ben size dert anlatayım. Gerçekten içinden çıkılmaz bir durumdayım. Bilmiyorum tahmin edebiliyor musunuz? Tahmin ettiğiniz sebeplerden dolayı değil. <laughs> Onu da biraz da anlayacağım merak etmeyin. Bu arada bu işit olduğu söylenen hangi grup olduğunu bilmiyorum ama şu anda işit deniyor belki daha sonra değişir. Ee, örgütün 32 kişiyi patlatması ile ilgili biliyorsunuz işte attıkları o gençleri attıkları sloganlar var. Öyle bir tartışma konusu var. Ee, o sloganlarda işte canlı bombacıyı öven sloganlar yapıyorlar. Gerçi o canlı bombacı da işi de karşı savaşan bir canlı bombacıymış. Bunlar dediğim gibi değişik işler yani. Bunun üzerine tabi şöyle bir olay var. İnsanların tiplerini gösteriyorlar. Hepsi üniversiteli, genç. Diyorlar ki bunlar mı terörist? Hani e, destekledikleri örgütler belli. Attıkları sloganlar da belli. Ama tipleri de belli yani hiç. Böyle şey değil şalvarlı, poşulu, eli keleşli insanlar değil. Ondan sonra dediğim gibi işte bu gençlerin resmini gösterip bunlara terörist diyorsunuz, utanmıyor musunuz? Bunlar mı terörist? Diyorlar. Ben e, 2013'ten beri bu olayı çok net görüyorum. Daha önce size söylemiştim. Üniversitelerde bu sol tarikatların üniversitelerde beynini yıkadığı gençler büyük ihtimalle birçoğu kime hizmet ettiğini bile farkında değil. Büyük ihtimalle birçoğu iyi bir iş yaptığını sanıyor. Yani şunu düşünmüyorlardır büyük ihtimalle. Türkiye'nin her yerinde bir sürü köy var. Yani benim askerliğimi yaptığım Adana rastgele kuradan çıktı yani Adana. Onun rastgele bir ilçesi İmamoğlu. Onun rastgele bir köyü. Köyü hatırlamıyorum adını. Gitmiştik ve oradaki insanların içler acısı halini görmüştük. Yani bu tamamen rastgele gittiğimiz bir köydü. Türkiye'de gerçekten o kadar yardıma muhtaç, yardıma ihtiyacı olan köyler var ki hem Türk köyleri hem büyük ihtimalle Kürt köyleri de öyledir. O kadar çok yardıma muhtaç yerler var ki tabii ki bunu sormuyorlardır veya sorgulamıyorlardır. Çünkü bunların varlığından bile haberlerin olmadığından eminim. Böyle yerlerin Türkiye'nin içinde var olduğundan e, haberleri olmadığına eminim. Onun haricinde e, biliyorsunuz işte örgüt üyeleri için ama yani direkt bildiğiniz terör örgütü üyeleri için kim olursa olsun insan insandır deyip buna hümanizm diyen ancak aynı anda bile ya aynı anda bile şehit haberlerini göz yuman veya halka bir şey yapıldığı zaman buna göz yuman bunları görmezden gelen veya farklı siyasi görüşte olan kişiler bıçaklandığı zaman öldürüldüğü zaman bunu görmezden gelen ve hatta bazılarının oh olsun işte bir faşisti temizledik diye yorum yaptığı kişiler. Bunları bu gençler sormalıydılar, sorgulamalıydılar. Biliyorum şimdi gene bir sürü insan bana faşist diyecek. Önemli değil. Bunları söylemek benim görevim. İnsanlar size bu şekilde işte siz sen faşizme karşı mısın? Sen AKP'ye karşı mısın? Gel bizim saflarımıza katıl dediği zaman onları bu şekilde sorgulamanız lazım. Eğer sorgulamadan sadece karizmasına tipine bakıp peşinden giderseniz size bu tür işleri yaparlar. Yani kendileri arkada durup sizi bu şekilde öne sürerler. Ölmenizi sağlarlar ve öldükten sonra da sizin ölüleriniz üzerinden propaganda yaparlar. Ben bunu daha önce zaten defalarca kere söylemiştim. Ve demiştim ki insanlar eğer uyanmazsa bir sürü gencimiz daha Ölmeye devam edecek... Ve şunu da demiştim hatırlıyorsunuz... E, bu gençler gerçekten yani bu insanların... Söylediği şeyler gerçekten sinir bozucu... İşte... E, mesela... HDP karşı olan... Ben dememiştim bu sözü ama... HDP karşı olan başka birisi demişti... Şehit kanları... Vesaire böyle şeyler demişti... Bununla dalga geçiyorlardı mesela yorumlarda... Şehit kanı bla 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 yazmışlardı... Yani bunu yazan insanlar... Terörist değil... Bunu yazan insanlar beyni zehirlenmiş, kendi kafasını kullanmayı, e, kendi kafasını kullanmayan, kendi beynini kullanmayan ve dolayısıyla da e, kandırılan ve zehirlenen insanlar. Evet, bunlar, bunların yazdıkları bizim sinirlerimizi bozuyor olabilir. Ancak bunlar en iyi ihtimalle kendi gençliklerini çöpe atıyorlar. En kötü ihtimalle de böyle. E, karşıt örgütün şeyi oluyorlar, kurbanı oluyorlar. Ve biliyorsunuz direkt bu insanlar kullanılarak Apo ile ilgili yürüyüşler yapıldı. Bunlar artık klasik olaylardır. Adamlar iyi çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Aydın Doğan medyası aynı şekilde. Aydın Doğan medyası şu anda çıldırdı zaten. <laughs> Doğru açıktı yani. Gerçekten çok akıllı bir medya. Ben nereden biliyorum? Daha önceden Yaptığı bazı olaylardan dolayı Bili Biliyorsunuz e, Hürriyet olduğunu hatırlıyorum e, Gidip Gerilla Kadın gerillalarla röportaj yaptıklarını Hatırlıyorum ve derlenmiştim gerçekten 15 sene önce falan oluyor bu olay Sonra öyle bir şey yapmadılar Bir daha tepki çekmemek için Ama biliyorsunuz Mehmet Ali Birant gibi Bir adamı Anchorman yapmaları Bu da tesadüf değil Yani konuşamayan Bir adamı Anchorman haber spikeri de değil yani anchorman. <laughs> baş baş spiker mi oluyor? Anchorman ne demek bilmiyorum. Baş spiker oluyor değil mi? Ben de öyle duydum kullanıyorum yani. <laughs> Yapmaları. Bunlar tesadüf değil. Ondan sonra gerçekten e, gidip PKK konseri veren Aa, Bak terör örgütü ismi söyledim. <laughs> Propaganda oldu. Şimdi bak 3 kişi daha katılacak örgüte. <laughs> gidip terör örgütü konseri veren Gidip işte Kürdistan haritası önünde resim çektiren vesaire, işte Apo'yu özledik, türs şeyler ya Yani bu insanların artık terör örgütünün yandaşı sempatizm olduğu aşikar. Bunu artık görmemek için gerçekten kör olmanız lazım. Gerçekte diyorum yani sol tarikat diye yani ne olursa olsun önüne kanıt koyuyorsun, kanıt koyduğun zaman bile yok öyle demek istememiştir, yok o foto montajdır. Yok onun şeyi farklı Sembolize o de söyledi Ciddiyim ya Şeyi bile hatırlıyorum ben arabamı şerefsizlerin ülkesini unuttum Dediği zaman bir hemen orada yazmış Emperyalistlerden bahsediyor falan Evet evet emperyalistlerden bahsediyor <laughs> Neyse arkadaşlar Bu tür insanları idol Yapmak ee, Birkaç tane Böyle kişi var gerçekten böyle Hayatını dizi yapmak vesaire Adına albüm çıkartmak falan programlara işte talk showlara falan bu insanlarla ilgili bu insanları öven programlar yapmak ve bunun haricinde de bundan öteye gitmiyordu yani terör örgütünün Doğan Medya'dan bahsediyorum ben terör örgütünün sözcüsü gibi konuşmuyordu çünkü terör örgütünün sözcüsü gibi konuşan gazeteler de var daha az tirajlı <laughs> Mesela işte e, asker operasyon yaptığı zaman asker operasyon yaptı yazıyordu yani hani faşistler saldırıyor yazmıyordu Veya işte terör örgütü e, sivillere saldırdığı zaman veya terör eylemi yaptığı zaman Onda diyordu yani işte örgüt terör eylemi yaptı diye Gerçekten akıllıca bir yöntem çünkü bunlara güveniyorsunuz ve gerçekten insanların fikrini etkileyecek kilit noktalarda açığa çıkıyorlar. Kendi görüşlerini belirtiyorlar. Zaten bakacak olursanız kendi yazarlarının birçoğu o kafada olduğunu görürsünüz. Her neyse arkadaşlar, sonuç itibariyle dediğim gibi size işte gel kardeş faşizme karşı bir bir oluyoruz falan filan diye bu şekilde gelirse bu şekilde onları sorgulayın. Gerçekten bu söylediğim soruları sorun. Size verdikleri cevaplar sizi tatmin ediyorsa gerçekten humanist olan insan nasıl bu kadar saldırgan olabilir mesela bunu sorabilirsiniz. Gerçekten barış isteyen insan nasıl bu kadar kan davası güdebilir bunu sorabilirsiniz. Bir sürü soru sorabilirsiniz. Aldığınız cevaplar sizi tatmin edecekse buyurun kalın. Ancak dediğim gibi yani ben size bunu söylüyorum. Hakaret etmek, faşist demek veya dinlemek size kalmış. Bu insanların peşinden giderseniz en iyi ihtimalle gençliğinizi çöpe atmış olacaksınız. Ee, bir noktaya geleceksiniz artık iş güç sahibi olmanız gerekecek. En iyi ihtimalden bahsediyorum bu arada. İş güç sahibi olmanız gerekecek. Ve kalifiye bir eleman olmadığınızı fark edeceksiniz. Boş işlerle vaktinizi harcamış olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden de kötü bir işte Aşırı yani diğer insanlardan çok fazla Saat çalışarak Az bir para kazanarak bu şekilde Geçinmeye çalışacaksınız Tabii ki zengin çocuklarından bahsetmiyorum <laughs> Çünkü bunların içinde zengin çocukları da var Zengin çocuklar her zaman için kazanır Bir noktaya geldikten sonra Onlar da sıkılacak Bu işlerden e, Siyasi işlerden Ve onlar da ya çoluk çocuğa Karışacak ya da <laughs> Kendi kapitalist dedikleri şirketlerin Üst düzeylerinde çalışacaklar. Neyse arkadaşlar benim neden böyle depresif ve dayak yemiş gibi olduğuma gelelim. Birçoğunuz büyük ihtimal şunu düşünüyor işte Türkiye'ye geldi ama bu olayları gördü bu olayları gördükten sonra işte pişman oldu falan. Gerçekten değil arkadaşlar neden değil çünkü dikkat edecek olursanız bu sene içinde buna benzer Başka olaylar da oldu En belirgini Kobani'yi bahane ederek e, Araçların yakılması Vesaire Şu bir şey değiştirmiyor Arkadaşlar yurt dışında olduğunuz zaman Bana ne ya diyemiyorsunuz Gene de yani e, Ha yurt dışında olmuşsunuz ha Türkiye'de Olmuşsunuz gerçekten bir şey fark etmiyor Yani gördüğünüz zaman Görmüş oluyorsunuz Aynı şekilde moraliniz Siniriniz bozuluyor o yüzden aslında sebep bu değildi. Bir, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yalama oldum artık. Yani ben de sizin gibi siz de büyük ihtimalle yalama olmuşsunuzdur. Böyle kötü haber görmeye işte PKK yol kesiyor. Bilmem ne PKK araç çakıyor. Bak hala örgüt propagandası yapıyorum ya. İsimlerini söylüyorum. <laughs> bu şekilde haber görmeye siz de yalama olmuşsunuzdur. Ben de aynen sizin gibi yalama oldum. Neler yaşadım? Yani ee, yolculuğumda buraya gelene kadar neler yaşadım. New York'u da anlatacağım. <laughs> Önce New York'a gittim Seattle'dan. Orada e, Atakan arkadaşımız sağ olsun onun evinde kaldım. Bizi gezdirdi, bize rehberlik yaptı. Onunla ilgili videoda e, gelecek. Baya çok video çekildi. Onların montajları yapılacak Bu arada yeni laptop sanırım aldım <laughs> Siparişi verdim ama Sipariş tam alındı mı alınmadı mı bilmiyorum yani, e, Aldım diyelim biz ona O da birkaç güne gelecek ee, Yeni laptoptan ziyade benim kendi kafamı Toparlamam lazım Dediğim gibi yani o kadar dağıldım ki Hep bir yarın yaparım Yarın yaparım diyordum ee, heh, Onu anlatıyordum arkadaşlar New York'u ayrıca anlatacağım Daha sonra <laughs> flashback yapacağım yani. New York'tan da işte 2-3 gün kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye indikten sonra yani İzmir'e geldikten sonra işte gece gelmiştik zaten. Yani o sokaklar bile o gece gelirken bile sokaklar çok hoşuma gitti. Ee, Amerika'dayken biliyorsunuz New York gerçi şeyden farklıymış. New York'u e, İstanbul olarak görüyorum. Gerçekten çok zor yaşaması. <laughs> Aslına bakacak olursanız Seattle etrafı Bellevue, Linwood falan oralarda yaşaması daha rahat, daha kafanı dinlendirirsin yani. Klasik o suburb dedikleri olay. Oralarda yani. O yüzden o böyle ıssız suburblardan sonra ve her yerin birbirine uzak olduğu <laughs> ekmek almak için bile arabaya binmen gerektiği o acayip yerlerden sonra böyle bir yere gelmek çok hoşuma gitti. Ondan sonra ertesi gün e, ee, çok güzel böyle simitli mimitli ezine peynirli zeytinli yeşil zeytinli kahvaltı yaptık on numara. Ondan sonra daha başka sonra tekrar mesela simit almaya çıktığımda yani o yollar falan çok hoşuma gitti yani insan gerçekten o sokakların kokusu bile ev gibi kokuyor. Burası güzel yaz olduğu halde bir de sabah erken biliyorsunuz yazın sabah erkenden çok güzel olur hava. Hafif hafif esiyor böyle yüzüme doğru. Ondan sonra her şey yani on numaraydı. İşte e, evi tadilat yapacağız. Şeydeki evi e, al sancak biliyorsunuz. <laughs> Oralarda geziyorum. Oradaki evi tadilat yapacağız. Tadilat yapmak için daha doğrusu ustayla konuştuk. Ondan sonra e, ustayla o eve gittik. Şu anda dediğim gibi babamların evindeyim. Diğer ev. E, kendi evlendikten sonra kalmış olduğum ev. Yaşamış olduğum ev. Oraya gittik tadilat için. Ve gittikten sonra bir süre eşyanın kaybolmuş olduğunu gördük. İşin ilginç yanı tabii annem ara ara gidip bakıyordu eve ama tabii o fark etmemiş bir sürü eşyanın kaybolmuş olduğunu gördük. Ondan sonra gerçekten hani baktık etrafa dışarıdan girilmiş olabilir mi? Hiçbir şekilde dışarıdan girilmiş olamaz. Çünkü olsa biliyorsunuz pencereyi dışarıdan kilitleyemezler yani. Yani açık bir pencere falan olur. Belli yani kapıdan girilmiş. Bir de o kadar saçma sapan şeyler alınmış ki. Yani hırsız işi değil. Ee, tahmin ediyorum ben kim olduğunu e, yani oralardan birisi olduğunu tahmin ediyorum. Kim olduğunu da tahmin ediyorum. Burada tabi isim vermeyeceğim. Veya kim olduğunu söylemeyeceğim ama kafamda çok %99 o isim yani. Çünkü başkasının olmasına imkan yok. Gerçekten zor yani ne bileyim kapı açılmış olsa geriye yani kapı maymuncukla falan açılmış olsa geriye kilitleyemezsin. Böyle saçma sapan işler Kilitlenmiş ama Yani resmen cin <laughs> Cin çalmış gibi yani böyle Hayalet çalmış gibi Ama dediğim gibi tahmin ediyorum Şimdi e, Maddi olarak Çok aşırı bir şey gitmemiş Maddi olarak en önemli olan Eşimin dikiş makinesi Gerçekten onu kullanacaktı yani Dikiş makinesinin hayaliyle Durduk burada Neyse ben e, konuşacağım, hani e, çaktırmadan diyeceğim yani polisle konuşacağımı söyleyeceğim, e, polis parmak izinden bulur büyük ihtimalle zaten. Bunları söyleyeceğim. Ona diyeceğim ki yani bunu görürsen eğer böyle birini görürsen yakalarsan eğer söyle diyeceğim. bıraksın yerine e, polisi karıştırmayacağım iş, işine içine boş boşuna hapse girmesin o kişi diyeceğim. Her neyse. Bunları niye size anlatıyorum bilmiyorum diyorum ya Yani bu biraz dertleşmek gibi oldu arkadaşlar ee, Gerçekten bu olay moralimi bozdu Bir sürü şey üst üste gelmiş demek ki Jet lag olmam büyük ihtimalle Hala daha işte aptal gibiyim zaten Kafam gitti yani ee, O yüzden hani bu efekeste söylediklerimi çok da fazla ciddiye almayın fiziksel olarak da biraz böyle aptallaşma var. <laughs> Ondan sonra e, bunun haricinde de içime attığım birçok şeyin üst üste binmesi var. E, tek bir şey değil yani. Bu hani son damla gibi bir şey oldu. Bundan sonra iyice yani çöktüm diyebilirim. Depresif olarak moral olarak çöktüm diyebilirim. Ve eşim aşırı kızdı. Eşime şunu söyledim. Ee, green card'ı çöpe attık dedim. Green card şansımızı çöpe attık dedim. Aşırı kızdı yani. Çok da haklı. Bana ne kadar kızsa haklı yani az yani. Ee, çünkü şu anda düşünecek olursanız eğer şu anda ışınlansak oraya <laughs> veya gitmemiş olsak ne fark edecekti? Gene yalnız olacaktık Gene yalnız olacaktık Gene yalnızlık çekecektik Peki Yani sorun ne neyi özlüyorum ee, Çok ilginç Arkadaşlar Oradayken oraya gittiğim zaman Burada yaşadığım şeyleri özlüyordum Mesela e, Sahilde yaptığımız Arkadaşlar yürüyüşleri Bunu özlüyordum Gerçekten hani yürüyerek sahile gidebiliyorsun İzmir'in güzel yanı o daha kompakt bir şehir olduğu için birçok yere yani her yere gidebiliyorsun arabasız. Onun haricinde şeyi mesela çok spesifik olarak onu hatırlıyorum. Onu anlattım eşime. Eee Bible Reloaded dinlerken yani o podcast eee İncil okuyan ama eleştiren yani ateistler. Biraz da komedi unsuru da var. Bu programı dinlerken işte e, İzban'la Ali Ağa'dan eve gidiyor olmam. İşte e, çünkü akşamüstüydü benim Aikido dersim Ali Ağa'da. Orada işte bunu dinleye dinleye şeye giderdim. E, i̇zban'la Turan Duran'a giderdim falan. O Turan Duran'da yürürken falan bir taraftan dış ses olarak bu Bible Reloaded'deki abiler konuşurdu. <laughs> e, benim bu şekilde podcast efek arkasından da efekest yapmamın sebeplerinden bir tanesi de, tek sebep değil ama sebeplerinden bir tanesi de o abilerdir. Çünkü e, aslında onlar ilk değil. Senelerdir bu olay benim hoşuma gidiyordu. Yani e, hepimiz yalnızız arkadaşlar. Hepimizin yalnız olduğu zamanlar oluyor. İşte bir yerden bir yere yürüyoruz. Ondan sonra bir yol arkadaşı istiyor insan. Bir e, dertleşecek birisini istiyor yani. Yalnız olmadığını eee Fark ettirecek, hissettirecek birisini istiyor. O yüzden zaten bu hafta da yaptım efekest. Ee, hani hem gerçekten fiziksel olarak gücüm yoktu. Hem de e, kötü de olaylar yaşandı. Şimdi burada gülmeli, eğlenmeli şeyler yapmak da doğru olmaz. Ama yine de e, siz de yani bu şekilde bile olsa... Hoşunuza gittiğini bildiğim için Arada sırada da olsa yani sürekli tabii böyle olmaz Arada sırada da olsa Bu şekilde e, Hem de editsiz Daha doğal podcast Hoşunuza gittiğini bildiğim için e, Es geçmemeye Karar verdim Yapmaya karar verdim Montaj için vaktim olmasa bile Bu şekilde konuşacağım Onu anlatıyordum <laughs> Bu şekilde editsiz olunca işte Ha onu anlatıyordum falan diye geri dönmeler çok olur arkadaşlar <laughs> Gizli efekesti bilenler bunu bilir İşte Turan'da e, Bu arada pencere açık araba sesi duyuyorsunuzdur belki Daha doğal olsun diye Hem doğal olsun diye Hem de e, diğer insanlar uyanmasın Yani o araba sesi bastırsın benim konuşmamı da Diğer insanlara benim konuşmam gitmesin diye pencereye yakın oturdum. Direkt dibinde oturmadım ama yakın oturdum yani. Onu anlatıyordum. E, metro ile Turan durağına iniyordum. Turan'da yürürken falan o işte arkadaşların sesini falan duyuyordum. Ondan sonra otobüse geçiyorum. Yani kendim böyle bir yerden gidiyorum. Bir yere biniyorum falan. Ama o esnada hep aynı abiler konuşuyor falan. E, şimdi Amerika'da da Bible Reloaded'ı dinlerken o günler aklıma geldi. O günleri özledim. Bunu eşime anlattım. Ondan sonra mesela şöyle bir şey vardı Rüyamda Türkiye'de olduğumu görüyordum Annemin babamın yanında olduğunu görüyordum Ve bunu gene eşime söylüyordum Eşim üzülüyordu benim için Dayan diyordu işte Gideceğiz diyordu işte göreceksin Her şey güzel olacak falan Gerçekten Çok yalnızdık Arkadaşlar Şimdi ise buraya geldim Daha yani 2-3 gün olmadı bu sefer de öğrencilerimi özlüyorum. Öğrencilerimle ilgili fotoğraflar gördüğüm zaman gerçekten böyle hani kalbim bir yumruk sıkıyormuş gibi hissediyorum. Ve Böyle <laughs> bir şey diyeceğim ki iyi ki Efe ile evlenmemişim diyeceksiniz. Yani iyi ki Efe'nin e, şey eşi değilim diyeceksiniz. Bu seferde lan daha üç gün oldu Gerçi ilk günlerde zaten böyle depresiflik oluyor. Bu seferde Amerika'dayken işten dönerken podcast dinliyordum. O dinlediğim podcastlerde şey işte e, hardcore history. Biliyorsun size bir sürü bir, birinci dünya savaşı ile ilgili, ikinci dünya savaşı ile ilgili ve moğollarla ilgili, bir sürü farklı farklı konularla ilgili e, size bazı şeyleri anlatıyordum. Hep o hardcore history'deki abi'nin podcastleri sayesinde. Gene orada da eve dönerken otobüsle gidiyorduk işte gene geç saatte eve dönerken böyle işte bazen soğuk falan oluyordu. Yani bir durakta o soğuk durakta böyle 20 dakika beklememiz falan gerekiyordu. Böyle dona dona onu bekliyorduk falan. Ondan sonra işte sonra bir sonrakine biniyorduk falan. 20 dakika geçtikten sonra o esnada hep o abi konuşuyordu. Şimdi o aklıma geldi falan. Ondan sonra çocuklarla işte e, futbol sahasına gidip futbol oynadığımız aklıma geldi. E, yani onlarla yaptıklarım aklıma geldi. Hatta şey aklıma geldi ya. Efekest kaydediyordum. <laughs> Şeyde iş yerinde hatırlıyor musunuz? İş yerinde mesai başlamadan önce Efekest kaydediyordum. O aklıma geldi. Bu sefer de onları özledim. Yani benim hayatımı arkadaşlar özlemekle mi geçecek? <laughs> Benim hayatım bir şeyleri özlemekle mi geçecek? Gerçekten iki ucu boklu değnek. Gerçekten şu anda dönsem bu sefer de orada gerçekten çok yalnızız. Ee, hani New York'ta falan bir sürü Türk var eyvallah ama New York'a gittik. New York gerçekten yaşanacak gibi değil. Yani İstanbul falan seviyor olmanız lazım. İstanbul'da yaşamayı seviyor olmanız lazım. Çünkü burası 10 kat İstanbul yani. <laughs> İstanbul'un 10 katı orada kalsam gerçekten orada da küfür ederdim. <laughs> bu böyle herkes burada falan diye. Ee, yani oraya geldiğim zaman aslında kendi yaşadığım Limwood ondan sonra tabii Seattle ve Bellevue. Bu üç yer gerçekten daha iyiymiş dedim. Özellikle Bellevue tabii <laughs> zenginseniz. Buralar gerçekten daha iyiymiş dedim. Ama bununla birlikte bu sefer yani abi bilmiyorum hayal edebiliyor musunuz belki bazılarınıza güzel geliyordur gerçekten gitmeden hayal etmek çok güç ee, yani şey gibi düşün hani böyle Urla'da evler ufak ufaktır ya hep öyle olduğunu düşünün sokakta insan yok Sokakta insan yok arkadaşlar. Ondan sonra yolların böyle highway gibi geniş olduğunu düşünün. Yani orası da çok depresif bir ortam. Bellevue kendisi güzel. Ama dediğim gibi orada böyle inip de insanların arasına gidemiyorsunuz. Onun haricinde Vancouver meta mesela şehir hayatı güzel. Ama aşırı pahalı. Gerçi 1100 dolar falan diyorlardı ama o eşyalı 1100 dolar. 1100 dolar çok aşırı pahalı değil. Bir artı bir. 1500 dolar olan var 1300 dolar olan var Yani bizim kaldığımız yerde 1000 dolardı 985 dolara Anlaşmıştık biz Gerçi belki Onlar uzun Vadeli leaselerde öyle 1100 falandır <laughs> Onun haricinde Hep diyorum zaten yani Vancouver mu Yoksa işte Seattle veya New York mu Diyecek olursanız Hatta röportajda da <laughs> yanlışlıkla o röportajı yüklemişim ya geçen gizli efekst yerine yani. Bu arada onu fark ettiniz mi arkadaşlar onu da hemen belirteyim ee, ger, Gizli efekst yerine ge, e, geçen yani gizli efekst 11 olması lazım En son temmuzun gizli efekst yani yerine yanlışlıkla röportaj yüklemişim <laughs> İnsanlar da bozuntuya vermemiş herhalde böyle bir şey yükledi falan diye düşünmüşler yani Yok gizli efekestimiz o değildi. Röportaj hala duruyor. Adı değişti ama röportaj oldu yani. <laughs> Gerçek gizli efekesti de yükledim. Ee, ve gerçekten güzel bir gizli Efekes Çünkü Vancouver'dan yapmıştım kaydı. Hoşunuza gidecek bir şey. Ee, yani yanlışlıkla gizli FX diye röportaj dinlediyseniz tekrardan e, kanalıma girip oradan görebilirsiniz yeni gizli efekesti. Her neyse oradaki röportajda da soruyordum işte Neil Biggin abiye Vancouver'da yaşayan Yani çok para olsa para sıkıntı olmasa Vancouver en yaşanacak şehir mi sence demiştim O da e, Vancouver ve New York en yaşanacak şehirlerden ikisi demişti Gerçekten o yüzden New York için çok böyle büyük düşüncelerim vardı Ama geldikten sonra bir kere eski bir şehir e, Yani eski zamanda kurulmuş çünkü Hani birçok yerinde güzel hani eski Amerikan mimarisi var ama bazıları da bildiğin eski yani bizim buradaki e, hani ne bileyim insanların böyle beğenmediği apartmanlar, daireler olur ya bu ne lan eski falan dedi. Yani öyle çok fazla bina var. onun haricinde ne bileyim metrosu falan tabii eski baya e, eski olduğu için tabii bizim İzban'dan falan daha kötü e, İzmir metrosu Izman'dan daha kötü Laum gibi yani. İniyorsunuz. Bir de yaz olduğu için aşırı sıcaktı. Gerçi dans eden zincirler yok bizde de. <laughs> Orada dans eden zincirler falan vardı böyle. şeyde Yuvarlak oluşturup dans edip para toplayan zincirler falan vardı. Onları da çektim. Onları da görürsünüz. Ee, basketbol oynayan zincirleri de çektim. Merak etmeyin. <laughs> New York'ta. Ee, yani metrosu da şey eski bir de altında kanalizasyon var. O yüzden kanalizasyon gibi kokuyor falan böyle acayip ama şu bakımdan iyi. E, otobüs durağı gibi durakları var. Yani otobüs durağı kadar durağı var yani adamların bir sürü istasyonu var. E, ama yine de New York gibi bir şehre yakıştıramadım. E, gerçekten turistik amaçlı olarak güzel bir şehir. E, araç da yoktu bizde. Yani araç bazen vardı öyle diyeyim. Bazen yoktu. Olmadığı zamanlarda işte metroya otobüse binme şansımız oldu. Ve biz bir sürü yerde yürüme şansımız oldu. Ayaklarım öldü. <laughs> Çok fazla yürüdüm yani. Ayaklarım öldü ama ne yapalım yani iki tane günümüz vardı gezmek için. O iki günü gerçekten sabahtan akşama kadar değerlendirdik. Ve hala daha gitmediğimiz bir sürü yerler oldu. İşte Chinatown vesaire. Chinatown'u istiyordum aslında ben. Komik. Çünkü ee, şey ben şimdi New York videosu yapacağım. New York videosu yaptığım zaman millet atarlanacak böyle. Ya işte bak şundan bahsetmemişsin falan. <laughs> Her neyse arkadaşlar sonuç itibariyle bir senem var ona güveniyorum. Ama şu tadilat olayı dedim ya. Eğer bu tadilatı yapacak olursak buradan işte 15 bin civar bir para gidecek. Ee, ben bu parayı harcadıktan sonra babamla ortak vereceğiz bu parayı bu para harcandıktan sonra ben gidiyorum diyemem. Yani o yüzden belki de o yüzden şu anda uykusuz kaldım. Yani o küçük ihtimali istiyorum. Peki o küçük ihtimale ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama en azından yani çok böyle şey olduğu zaman sıkıntıya geldiğim zaman. Demek ki din din işte bu sebepten dolayı arkadaşlar. Dinin şey insanların çünkü hep sıkıntısı var. Hepimizin sıkıntısı var. Ama sıkıldığımız zaman ne diyoruz? Öldükten sonra yani diyoruz ki bu dünya zaten imtihan. Bu başımıza gelenler yaşadıklarımız imtihan. O bu arada <laughs> arabalar arttı. Bir dakika pausa basayım şu pencereyi kapatayım. Ne diyoruz işte? Yaşadıklarımız imtihan. Ee, zaten gerçek hayat böyle değil. Öldükten sonra ee, gerçek işte cennete gideceğiz. Bunu olmadığını bildiği zaman insan hayatı gerçekten çok zor oluyor. Ee, eski yani bu öldükten sonra bir yere gideceğim hayatı yani bunu düşündüğüm, bunu sandığım, bu şekilde bir fikrimin olduğu hayata geri dönmek ister miydim? Ee, tabii ki istemezdim. Evet her şey daha kolaydı. Yani tek bir de tek başıma olduğum da çok zaman aldı. Şu an hani en azından eşimle birlikteyim tek başıma olduğum çok fazla zaman oldu. Ne zaman tek başıma olsam yani işte Romanya'ya eşimi bulmaya, <laughs> bulmaya yani resmen. O zaman GPS hiçbir şey yok çünkü bir adres var elinde. Eee bulmaya gittiğim zaman tek başına kalıyorsun ve hani seni koruyacak, kollayacak birinin olduğunu düşünüyorsun. Ondan sonra işte, işte tanrı var. işte tanrım bana yardım ediyor oğlum bul. Bu şekilde eee gerçek olmasa bile bir güç buluyorsun. O sebepten dolayı bana yardımcı oluyordu. Ama Bunu olmadığını gördükten sonra, öğrendikten sonra artık bunu geri dönüşü yok. Yani gözünüzü açıp da bir şey gördükten sonra, gözünüzü açtığınız aslan var karşınıza Aslanı görünüz. Gözünüzü tekrar kapattığınız zaman aslan yok olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani gözünüzü kapattığınız zaman da siz biliyorsunuz ki aslan hala orada var. <laughs> Hatta e, çok ilginç bir şey söyleyeceğim Çocuklarda bu gelişmemiş Bebeklerde daha doğrusu Ve bebekler gözlerini kapattığı zaman O e, kişinin yok olduğunu sanıyor Sonra gözünü açtığı zaman Tekrardan geri geldiğini sanıyor Hatta biliyorsunuzdur CE diye bir şey var Gözlerini ve yüzünü Kapattığın zaman Bebek e, seni algılayamıyor <laughs> Face recognition var yani bebekte <laughs> Yani ellerinle böyle yüzünü kapattığın zaman sanki sen yok olmuşsun gibi görüyor ve aniden açıp C E dediğin zaman aniden orada var olmuşsun gibi <laughs> oraya ışınlanmışsın gibi görüyor o yüzden çok şaşırıyor gülüyor falan yapabilirsiniz bebeğiniz varsa gerçekten ilginç bir e, deneyim oluyor bebekler için al kafayıne gitti ne anlatıyordum bilmiyorum C E falan de derken <laughs> Konunun ne olduğunu unuttum arkadaşlar bu kadar saçma sapan işler yani dediğim gibi normalde efekest olsa ben şimdi devam ederim ondan sonra konunun ne olduğuna falan bakarım ona göre bir montaj falan yaparım bozuntuya vermem yani ama işte kafa böyle gidik olduğu için <laughs> konuşmanın ortasında konunun ne olduğunu unuttum ha hatırladım din falan diyorduk Dini inanç veya öteki dünyaya inanç veya seni yukarıdan birinin koruduğuna inanmak diyorduk Aynen onun gibi şu anda da kendimi bir şeye inandır inandırıyorum yani bunu fark etmeden yapıyorum kaç senedir böyle bu olay şunu hatırladım ee, belki de şu anki depresyonumun sebebi odur e, şeydeyken yani green card daha çıkmış falan değil sadece kafamızda bir green card fikri vardı ve green card'a başvuruyorduk sadece başvurduğumuz zaman Bak başvurduğumuz zaman bile yani e, O esnada Ne zaman kötü bir şey olsa kötü bir şey yaşasam Hemen onu düşünüyordum Yani Green Card nasılsa bir gün çıkar belki Ondan sonra işte Amerika'ya gideriz Bu işte şeylerden dertlerden kurtuluruz Ondan sonra ilk sene çıkmadı Çıkmadığının ertesi gününü bile Hatırlıyorum yani Çıkmadığının ertesi günü bile Umudumu ben devam ettiriyordum yani ne güzel olur işte gideriz falan. Böyle gözlerimi kapatıyordum güneşli böyle bir şey vardı. Şu anda kendimi Amerika'da hissediyordum falan. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar gerçekten aslında <laughs> çok komik, çok salakça şeyler değil mi? Bence çok salakça şeyler. Ee, ama yani insanın psikolojisi yani düşünün, hani öyle bir yer olduğunu düşünmek istiyorsunuz. Ee, genel olarak zaten farklarını birazdan söyleyeceğim. Değer mi gitmeye değmez mi onu da söyleyeceğim. Her neyse, gene aynı şekilde Green Card çıktı. Çıktıktan sonra da bir sürü daha dert yaşadım. Onlarda da gene aynı şekilde ne zaman dert yaşasam az kaldı. Gideceğiz, şu tarihte gideceğiz. Gün sayıyordum ya ve işte gittikten sonra e, her şey çok güzel olacak. Bu işte buradaki dertlerimizden kurtulacağız falan. Ondan sonra Ondan sonra Gittik Yani bir ay Bir ay ya bir ay abi bir ay Bir ay içinde bu sefer Burada bir sene çalışayım Ondan sonra ülkeme döneyim Ülkemde daha iyi yaparım İşte şöyle şöyle sorunları çözerim Şöyle sorunlar vardı bunu hallederim Böyle demeye başladım bu sefer ee, Eşim gene Eşim kızdı tabi yani dedi o zaman öyle diyordu. şimdi böyle diyorsun dedi ilk başta kızdı ama bir süre sonra o ailesini çok özledi ondan sonra bir sürü kötü şeyler yaşadı ailesi ilgili çok çok büyük kötü şeyler yaşadı yani hiçbirimizin başına gelmesini istemediğim kötü şeyler yaşadı aile fertleriyle ilgili ee, o yüzden o da artık ailesine yakın olmak e, istemeye başladı. Ve e, o da aylar geçtikten sonra o da fark etti e, ne kadar yalnız olduğumuz orada gerçekten çok yalnızlık e, işe giderken ki biliyorsunuz ilk etapta hele ilk, ilk etapta gerçekten çok zordu yani ne zaman şöyle söyleyeyim size e, eşim otobüse binip bir yerde iniyordu orada böyle çok ıssız bir yerden yürümesi gerekiyordu falan Eee ben de aynı şekilde bambaşka bir yere yani eşim kuzeye gidiyordu bir saatlik yola ben iki buçuk saatlik güneye gidiyordum gerçekten en zor dönemlerimiz onlardı ve orada da gene aynı şekilde bunlar sonsuza kadar sürmeyecek bir gün gene işte iyi olacak her şey hep bunları hayal ettim bunları düşündüm ondan sonra eşim de benimle birlikte artık aynı yerde çalışmaya başladı çünkü bir noktadan sonra günler falan kısaldıktan sonra her şeyin daha da zorlaşacağını ben fark ettim. Orada karanlıkta gidip gelmesi gerekecek. Onu fark ettim ve onu da benimle aynı yere aldım ve böylece <laughs> ne kadar ilginç arkadaşlar e, hayatımızın çoğu işe gidip gelirken yolda geçti ve e, birbirimizi görüyorduk birbirimizden ayrılmıyorduk en azından ama e, yani ya işte oluyorduk ya da işe giderken yolda oluyorduk. Tatil şansımız pek olmuyordu. Çok yorucu. Gerçekten yorucuydu. Ama pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Neden? Çünkü o yolda yani o iki buçuk saatlik yolda birkaç tane otobüs değiştiriyorduk. Çok fazla macera yaşadık. Yani çok kısa bir yol olsa o kadar maceralı bir veya size anlatacağım çok fazla şey olmazdı. Çok fazla tecrübe yaşadık. Çok fazla yeni yer gördük daha sonra o yerlere Gezmeye gittik falan ee, Çok güzeldi Yani dediğim gibi çok güzel yerler Bellevue ee, Özellikle Bellevue yani güzel bir yer Seattle dediğim gibi turistik bir yer Yani ama Bellevue Gerçekten e, güzel Ondan sonra işte e, Tabii daha kolay oldu artık eşimle Birlikte gidip geldiğim için ama bazı günler oluyordu mesela arkadaşlar. Hastalanıyordu. Ateşleniyordum. Ateşlendiğim halde gitmek zorunda kalıyordum. Çünkü benim gitmemem demek eşimin tek başına gitmesi demek. Eşimin tek başına gitmesi de çok zor gerçekten. Yani aklım kalır. iki buçuk saat gidiş. Gece iki buçuk saat dönüş. Gerçekten aklım kalır yani. Delisi var. Her şeyi var yani. <laughs> Gerçi zararsız. Deliler meriler de zararsız da dediğim gibi aklım kalır yani. O yüzden yani kendimi zorlayarak böyle zorla hasta hasta gidiyordum. Ondan sonra orada şöyle bir şey, bu mesela daha sonra eşim hastalandı. O da gene aynı şekilde gitmek zorunda kaldı. Ee, şöyle bir şey dedim kendime. Umuyorum dedim bu son maaşlı işim olur. Bundan sonra bir daha maaşlı işim olmaz dedim. Çünkü maaşlı iş gerçekten zor bir iş, zordur yani. Ee, yani bilmiyorum. Eve yakınsa iş yeriniz daha kolay olabilir ee, Hani Hasta bile hissediyor olsanız Yolda çok fazla şey yapmayacağınız için Vakit geçmeyeceği için Gerçi full time veya part time olması da fark eder yani Part time daha kolay tabi ee, 6 saat sıkarsın dişini Veya en kötü ihtimal Gelemeyeceğim dersin yani gidersin bir bakarsın Ne bileyim bir saat çalışırsın Ondan sonra dersin ben gelemeyeceğim Bir şey yapamayacağım çalışamayacağım Evine yürüye yürüye dönersin yani <laughs> O yüzden çok zorluk çektik. Eşimin işi zordu bence. Bana bana göre zor bir iş yani. Çünkü küçük çocuklara ders veriyor. Ben daha büyük çocuklara ders veriyorum. Benim işim daha kolaydı. Ee, ben 4 saatti benim mesaim. Eşimin 6 saatti. O önceki 2 saatte de işte size podcast çekiyordum o sırada. <laughs> Vaktim boşa gitmesin diye. Eve döndüğüm zaman da o podcastleri montajlıyordum. Gerçekten hiç vaktimiz olmuyordu. Çok yoğunduk yoğun çalışıyorduk demeyeyim de işe gidip gelmesi de çünkü çok yoğundu. o işlere harcadık vaktimizi. Ve yine ne zaman zorlansak, ne zaman soğukta beklemek zorunda kalsak, ne zaman ne bileyim otobüs gelmese, karnımız aç olsa, ne zaman hasta hissetsek, hasta hasta grip marip böyle işe gidip gelme zorunda kalsak hep onu düşünüyorduk. Dayan, dayan işte gün gelecek memleketine gideceksin. Artık bunu yapmana gerek kalmayacak, bunu çalışmana gerek kalmayacak. Şimdi buraya geldik. Burada ben bunları gördükten sonra bir çöküntü yaşadım yani gerçekten. Ve eşime dedim Green Card gibi bir fırsatı çöpe attık dedim ve eşim aşırı kızdı. ve Şimdi düşünmez misiniz ne kadar haklı kızmakta? Çok haklı. Ama e, gelmeliydik. Yani e, kalıcı olarak gel, kalıcı olarak mı gelmeliydik? Onu bilmiyorum ama. ...en azından gelmeliydik... ...neden... ...çünkü anneme babama her şeyden önce... ...bunu yapamam... ...beni ne kadar sevdiklerini fark ettim... <laughs> ...saat öttü... ...o yüzden pausa bastım... ...beni ne kadar sevdiklerini fark ettim... ...annemle babamın... ...şöyle söyleyeyim babam... E, ...çok aşırı üzüldü... E, ...ve yani ben gideceğim zaman... Ağladı hatta telefonda ağladı yani. Buna rağmen Buna rağmen e, heh, Eğer bana Para vermeseydi iki şey yaptı bir tanesi hesapta Para göstermesi için bana geçici olarak Para aktardı İkincisi de bana yardımcı olmak olması için Ek para verdi Belki de o ek parayı vermeseydi Ben gidemeyecektim Yani düşünün bakın Yani Öl ölümüne üzülüyor oğlu gideceği için. Ama gene de gidebilmesi için para veriyor. Çünkü eğer o parayı vermese gitmeyeceğim. Gidemeyeceğim yani. Ama gerçekten bir daha da konuşmazdım o ayrı mesele de. <laughs> düşünün yani bu durumda bu pozisyonda sizin olduğunuzu düşünün. Ağlıyor. Gerçekten ölümüne üzülüyor. Ama gene de gidebilmem için para veriyor bana dediğim gibi vermese e, yani vermese gidemem yani onun yanında biraz küserim ondan sonra devam ederiz yani aynı şekilde annem burada gene ağlamış biz görmedik hep yollarda falan ağlamış ama o da bizimle birlikte Ankara'ya geldi mesela Green Card işlemleri için Green Card işlemlerinde hani bize yardımcı olmak için hep bizim nereye gittiysek bizimle birlikte yürüdü. Bize otel mesela tanıdığı varmış. Tanıdığının işte e, bir tavsiye ettiği bir otel vardı. Gerçekten çok güzel bir otel. Onu ayarladı bize. Bir sürü orada da macera yaşadık Ankara'da. O da eğlenceliydi. <laughs> Bunları yaptı yani. Bu yardım yani git, bir taraftan alıyor bir taraftan gitmemiz için yardımcı oluyor. Yani bu insanları bunu yapamam yani. Maalesef. Bu insanlar bunu yapamam. Şimdi az önce komik bir şey söyleyeceğim. Az önce derken tabii podcast başlamadan önce yani şimdi değil. <laughs> Cep telefonuna baktım. Şeye baktım. Tekrardan. Daha önceden bir kere daha görmüştüm. Onaylamak için Green Card'ın kendi sitesine baktım. Gerçekten de bir senelik hakkım var. Ondan sonra düşündüm. Yaza kadar burada kalayım. Yaza kadar direneyim. Yazı kadar dayanayım Yazında eğer hala Gitmek istersen hem para da biriktirmiş olurum Hem de Orada vakitsizlikten Dolayı çekemediğim şeyleri de Evrim serisi olsun Astronomi serisi olsun Bunları da çekmiş olurum yani <laughs> Bir onu düşündüm Şu anda da onu düşünüyorum Şimdi bunu da Eşime söyle yani Bunu söylemedim eşime de en azından şeyi söyledim. Yani yaza kadar dedim e, fikrimi değiştirirsen yaza kadar gitmek istersen gidelim mi dedim. En azından o da tamam falan dedi. Yani o sır hani şey yapmayayım diye zır zırlamayayım diye. <laughs> Başının etini yemeyeyim diye. Tamam tamam falan dedi böyle. Ama o artık gitmek istemiyor. E, bir, tabii ki ülkenin durumundan haberi yok. Ona da söylemiyorum üzülmesin diye. Ama e, mesela bu bu ev mesela şu an kaldığım ev aynı kişinin yüzüne bakıp duruyordum yani o işte bu işleri bu evden eşya alma işini yaptığına %90 emin olduğum kişinin yüzüne bakıp duracağım. Orada kaldığım sürece. Şimdi o yüzden tadilat yapacaklar. Tadilat yaptığım zaman artık benim gitme şansım kalmayacak. Tekrardan. Yani o bir seneden önce de demiştim ya size. Bir seneden önce gitme Olayı olabilir ama o şans kalmayacak Çünkü bir sürü parayı oraya vermiş Olacaksın yani Bir sürü işler arkadaşlar Yani şeyi düşünüyorum şu andaki Hayalim hep hayal kuruyorum Diyorum ya arkadaşlar çok fazla ciddiye almayın Şu anda depresyon Konuşuyor yani hep şey derler ya şu anda Alkol konuşuyor <laughs> Şu anda depresyon konuşuyor arkadaşlar ee, Ne diyordum ya Ha şöyle bir şey düşünüyorum işte. Ee, yazları buraya gelip burada hem arkadaşlarla çekim yapıp ondan sonra e, kış olduğu zaman da Bellevue'da kalıp e, orada daha yakın bir yerde yani iş yerine daha yakın bir yerde. Bu arada biz Bellevue'da yaşamıyorduk tabi Everett'te yaşıyorduk. Everett e, daha böyle white trash mekanı <laughs> ama yapacak bir şey yok para biriktirmek için lazımdı yani. Ee, o şekilde oradan işte burada çektiğim videoların montajıdır vesairesidir. Onlara devam edebilirim. Ondan sonra tek kişi çektiğim işte Huzur İrfan vesaire onlara devam edebilirim. Ee, bir kere de ilk Vancouver'a gittiğim zaman aralıktı. Ee, Aralıkta da e, ciddi ciddi kalma fikri yani <laughs> ABD'de kalıp o fikir. O zaman bana yerleşti yani ABD'de kalayım abi. Ee, işte 4-5 sene, 5 sene dolduktan sonra e, vatandaşlık alırım. Vatandaşlık aldıktan sonra da Kanada'ya iltica kolay oluyor. <laughs> Öyle bir şekilde iltica yaparız. Çünkü e, orada çalışılacak yer var. E, eşim zaten dikiş yapmayı seviyor. Ondan sonra orada işte akrabaları e, bayrak falan dikiyorlar bütün şehre. Orada mesela o çalışır Ben Science World'da çalışabilirim Çünkü orada 5 sene kalırsam baya bir te iş tecrübem olacak öğretmenlik hocalık tecrübem olacak Öyle olabilir Yani bunları düşünüyorduk Daha önce size bunu anlatmıştım Değil mi ee, Vancouver'a gidip geldikten sonra Buna benzer şeyleri anlatmıştım yani Hatırlıyorum ee, Ama tabi Oradayken de insan şunu düşünüyor Peki diyorsun yani Hani film çekecektin Hani şu olacaktı bu olacaktı Filmcilikte ilerleyecektin Bunlar ne olacak diyorsun Bilmiyorum arkadaşlar Bu sene zaten belirleyecek Yani bu sene hiçbir bok yapamazsam Hiçbir halt yemezsem, Gene böyle bir şeyler yapmaya çalışıp Gene böyle engellenirsem e, Hani büyümeye gelişmeye prodüksiyon olarak daha böyle güzel şeyler Sağlam şeyler yapmaya çalışıp Gene engellenirsem falan Yapamazsam e, o zaman gene hani bir fikrim olmuş olacak en azından bir sene doğmadan bunu bilmiş olacağım yani tamam abi ben yapamıyorum diye şu andaki ruh halime size söyleyeyim ee, yani inanın keşke ünlü olmasaydım diyorum yani çok komik bir şey farkındayım keşke ünlü olmasaydım diyorum aslına bakacak olursanız çok doğru bir laf değil neden çünkü aslında oraya gitmemin de bana yardımcı oraya gitmemde de bana yardımcı olan bir sürü arkadaşım oldu Yoksa bu kadar az parayla <laughs> Bu kadar az parayla Gitmek kolay olmazdı yani Bana yardımcı olan Bir sürü ünlü ünlü olduğum için Yani beni tanıyan ve yardımcı olan arkadaşım oldu Bir ikincisi de Benim işe alınma Sebebim de zaten Aikido Videom <laughs> Yani videocu olmasaydım ve güzel bir şekilde Böyle o Aikido videosunu çekip kendim pazarlamasaydım O işe de alınmayacaktım görüyorsunuz arkadaşlar. Hep ben size tavsiye verdim. Biraz da siz bana tavsiye verin. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Diyorum ya size yani bir sihirli değnek olsa şu anda gitsem tekrardan Belvi'ye onu da istemem. Çünkü orada çok yalnızlık. Hastalandığın zaman ne yapacağını bilmiyorsun. Orada öyle. Burada böyle. Ne olacak bilmiyorum yani. Deli gibi öğrencilerimi özlüyorum. Öğrencilerimi deli gibi özlüyorum. Yani kendi çocuğum gibi özlüyorum. <laughs> Babam nasıl beni özlediyse Ben de öğrencilerimi o şekilde özlüyorum Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar Şunu falan hayal ediyorum Belki işte şu videoları Arttırma şansım Olacak burada Eğer videoları arttırabilirsem Çevremi genişletebilirsem Patreon'dan daha iyi bir e, gelir et, Elde etme şansı Yani daha çok üye Bulma şansım olursa eğer o zaman ciddi ciddi orada da bunu düşünmüştüm yani. Ee, en azından bi, hem de elimde biraz birikmiş para olur. Biraz daha yakın e, hani kirası biraz daha fazla ama biraz daha çalıştığım yere yakın e, bir yerde olabiliriz. Öyle olunca işler daha kolaylaşır tabi. İşte böyle yani çok ilginç arkadaşlar. Hani bir sürü hayalim vardı ya nere gitti bu hayaller ya diyorum ya depresyon konuşuyor yani. Belki de fiziksel olarak düzeldiğim zaman biraz daha iyi olacağım. Buraya geldim ikinci gün hemen Aikido e, yaptım yaptığım karate salonuna gittim. Oradaki karate hocasıyla konuştum falan. Gün aldım falan tatemi öptüm. Gerçekten tatemi özlemişim. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Orada hocaydım. Burada şimdi gene böyle <laughs> Dava açılan Serseri bu modda bir sürekli Davalar peşinde koşan e, Bir adam olacağım Yani Oranın durumu belli Buranın durumu belli Yani bilmiyorum orada deli gibi Ülkemi özlüyorum diyorum ya rüyalarıma giriyordu Yani rüyalarımda Gördüm çok ilginç bir şey söyleyeceğim Eminim ki burada da Orası rüyalarıma girecek Yani Değişik işler arkadaşlar bu arada giden insanlar hep şey diyor. Tabii ki geri dönülmez diyor. Eğer ki ben e, filmci olmasaydım ve böyle ideallerim olmasaydı ve ünlü olmasaydım konuşmam gereken yani bazı sorumluluklarım olmasaydı belki de şey yapardım yani hani ne bileyim 3 ay gelirdim burada en azından annem babam beni görürdü. Ondan sonra geri kalan zamanda da gider çalışırdım yani. Daha fazla soğuk şeylerde falan yaşamadan. Sigorta falan da yaptırdık zaten. Bilmiyorum belki de. Bilmiyorum arkadaşlar. Her şey para ya. Her şey para. Zengin olacaksın nasıl satayım hiç sıkıntın yok ki. <laughs> Zengin olduktan sonra burada da kralsın. Şehirde kralsın. Her, her ülkede kralsın yani. Her ülkede girersin. Çünkü hepsinin formülü var öğrenci vizesi, eğitim alma vizesi, bilmem ne vizesi. Gerçekten çok şanslısınız arkadaşlar. Eşim olmadığınız için. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten geri dönme sebeplerimden biri de sizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. <laughs> Eşim'i çok seviyorum. Neyse ki eşim hep benimle birlikte <laughs> nereye gidersem gideyim. Öğrencilerimi çok seviyorum. Vancouver şehrinin kendisini çok seviyorum. Hadi bakalım işin içinden çık şimdi. <laughs> Hangisi nasıl ne?